İmam-ı Suyuti Rahimehullah'ın beyanına göre bu salavata her kim her cuma gecesi bir kere de devam etse onu kabrinde ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lahdine yerleştirir. Seyyid Ahmet Dahlan Rahimehullah salavat mecmuasında daha geniş malumata yer vermiştir ki onun ibaresi şöyledir. Her kim cuma gecesi buna bir kere de devam etse, ölüm anında ve kabre girerken onun ruhuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunun timsali inkişaf eder de, o kişi kendisini lahde indirenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu görür. Bazı arifler ise bu büyük fazilete ve kıymetli hayra ulaşmak için kişinin bu salata her gece 10 kere, cuma gecesi ise 100 kere devam etmesi gerekir demişlerdir. Şeyh Osman Endimyati ve diğer bazı meşayih şeyhlerinden naklen bu siyanın ortasında ve sonunda bazı ilaveler yapmışlardır. Bu zatlar hazarda yahut seferde kıldıkları farz veya nafile her namazın ardından Ayetel Kürsi okuduktan sonra bu salatı ziyadelerle okumaya devam etmişler. Bunun bereketiyle müşahede ettikleri acayip halleri Allahu Teala'dan başka kimsenin bilemeyeceğini söylemişlerdir. Bu ilaveler dua, istiğfar ve salat içerdiğinden mürşitlerin azaldığı ahir zamanda çok büyük ehemmiyet arz etmektedir. Dolayısıyla halkı hidayet ve irşat arzusunda olanların avam, havas demeden herkese istiğfar ve salavat tavsiye etmeleri gerekmektedir. Okunacak salavat: Ey Allah'ım, yeri, kıymeti yüksek olan Efendimiz, ümmi sevgilimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun âline ve ashabına salatu selam eyle. Tasavvufta kelime-i tevhid zikri, dünyevi hırs, limitsiz arzu ve isteklere set çeken, nefis terbiyesi sağlayan zikir çeşitlerinin temeli olarak kabul edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, La ilahe illallah zikriyle Allah arasında perde yoktur. La ilahe illallah kelimesiyle imanınızı tazeleyiniz buyurmuşlardır. Bu nedenle kelime-i tevhid zikrinin vakti olmaz. Her an her yerde imanımızı bu yüce kelimeyle yenileyeceğiz. İmam-ı Rabbani Hazretleri kelime-i tevhidin yüceliği konusunda şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz La ilahe illallah diyen cennete girer buyurmuşlardır. Bu nasıl mümkündür diye kısa görüşlüler hayret etmektedirler. Bunlar bu güzel kelimenin bereketine ulaşamayan, erişemeyenlerdir. Aşk ile bir kez La ilahe illallah diyebilmenin karşılığında alem bahşiş olarak verilse azdır. Meşhur bir söz vardır. La ilahe illallah kelimesi bütün aleme dağıtılsa kıyamete kadar geleceklere yeter. Yeter ve artar bile. Mahşerde La ilahe illallah kelimesinden başka bir ayakla yürümek mümkün değildir. Bu mukaddes kelimenin haricinde herhangi bir yardım ile merhale almak imkansızdır. Bu güzel kelimeyi sadece yalın olarak dil ile tekrar edip tevhidin derinliğine inmemek, şuuruna vakıf olmamak o yüce hakikate ulaştırmaz. Asıl mesele kelime-i tevhid zikrinin kalben devamlılığını sağlamak ve kalbi temizlemektir. Zikrullah'ın hakikate ulaşması için farz olan hükümler yerine getirildikten sonra kalbe girebilecek kötü düşüncelere gönül perdesini kapatmak gerekmektedir. Hulasa zikrin en faziletli olanı La ilahe illallah kelimesidir. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim ve diğer peygamberlerin söylediği en faziletli kelam La ilahe illallah sözüdür buyurmuşlardır. Hazreti Ali radıyallahu an
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Allah'a en yakın kullarına en kolay olan ibadet ve zikir yolunu sormuş, cevaben 3 kez üst üste La ilahe illallah zikrini tavsiye etmişlerdir. Bir başka hadisi şerifte Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında en sevimli olan 4 kelime vardır. Onlar da Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber kelimeleridir. Bunları önce ve sonra söylemekte bir sakınca yoktur. Hangisiyle istersen başlayabilirsin buyurmuşlardır. İhlas ve sadakatle La ilahe illallah zikrine devam eden kimse affa mazhar olacaktır inşallah. Besmele. Vahye mazhar olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ilk hitap Allah'ın adıyla oku ayeti kerimesidir. Akla gelebilecek her türlü iş ve konuda başlangıç Bismillah zikri ile olmalıdır. Besmele çekilmeyen her işin kazansız ve nasipsiz olacağına dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uyarısı ilahi emrin bir gereğidir. Nem suresinde Besmele-i Şerife nazil olduğu için ittifakla Kur'an ayetlerinden bir parçadır. Hatta Besmele vahyedilmeden bile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yazıştığı tüm muhataplarına Allah'ın ismini andıktan sonra Bismihi Teala hitap ederdi. İmam Azam ise Besmele-i Şerif'i en kuvvetli sünnetlerden sayarak namaz, yeme içme, Kur'an okuma, daha doğrusu her değerli işin başında elzem görmüştür. Bismillah denilmeden yenen yemek hastalığa çağrıdır ve bereketi yoktur. Unuttuğun yerden besmele çek ihtarı, bizzat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından yapılmıştır. Eti yenen av ve kesim hayvanlarının boğazlanmasında Allah'ın adını anmak ayet gereği vaciptir. Her derdin bir devası olduğu gibi şeytanın kötü düşünce aşılamasının önüne geçmek için uygulanacak en basit ilaç ve yöntemin istiaze diye tanımlanan evzu besmele çekmek olduğu Kur'an'ı bir tavsiyedir. Her türlü maddi ve manevi tehlikelerden korunmak için Allah'a sığınmak şu ayeti kerimelerde emredilmektedir. Her ne zaman şeytandan sana bir vesvese gelecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o duaları işitip icabet eder ve her şeyi bilir. Araf suresi. Sen hemen Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi işiten ve görendir. Mümin suresi. Hazreti Meryem'i dünyaya getiren annesi Hanne, şeytanın şerrinden şöyle Allah'a sığınıyordu. Ali İmran 36. Rabbim, onu kız doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytanın şerrinden sana ısmarlıyorum. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumaya başlanırken evzu besmele çekmek Kur'an'ı bir emirdir. Kur'an okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Nahl suresi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yemek yerken öncelikle besmele çekilmesini tavsiye ederek besmele ile başlanılan yemekte bereket vardır buyurmuşlardır. Besmele ile bir insan evine girdiğinde, yemek yediğinde Allah'ın adını zikrederse şeytanın şerrinden korunur. Ayrıca öfke ve sinirlilik anında bu kötü halden kurtulmak için evzu besmele çekiniz. Hadis-i şerifi ise terbiye ve zikir metodu için mutlak uyulması gereken bir öğüttür. Son söz tüm semavi kitapların anahtarı besmeledir.